yaşarız. Onlar bizim babamızdır, kardeşimizdir, eşimizdir, evladımızdır. Onlar bu ülkenin doğusundan, batısından, köyünden veya kentindendir. Kim olurlarsa olsunlar, nereli olurlarsa olsunlar, onların her biri hepimizin şehitleridirler. Bu toprakların üzerinde bir damla şehit kanı düştü mü, acısı bütün vatanı sarar, ıstırap bütün milletin yüreğini sızlatır. Kardeşlerim, biz her bir şehidimizin acısını ayrı ayrı duyarız. Her şehit haberiyle yüreğimizden bir parçanın daha koptuğunu hissederiz. Biliriz ki toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İnancı acımızı hafifleten teselli kaynağımızdır. Bu yüzden feryat etmeyiz, bağırıp çağırmayız, taşkınlık yapmayız. Alkışlarla, tezahüratlarla cenazelerimizi gösteriye çevirmeyiz. Acımız ve öfkemiz bizi vakarımızdan, ağırbaşlılığımızdan uzaklaştırmak. Öteden beri biz şehitlerimizi bir büyük milletin uğurlayışıyla uğurlarız. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabilerinin yaptığı gibi, onlar nice şehitlerini toprağın bağrına verdiler de mümine yakışan vakar ve olgunluklarından asla taviz vermediler. Değerli kardeşlerim, Allah yolunda öldürülenleri ölü sayma. Onlar hayattalar ve Rablarının katında rızıklanıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra diriltip yine öldürülmeyi, sonra diriltip yine öldürülmeyi ne kadar çok isterdim buyurarak şehitliğin yüceliğini işaret etmiştir. Kardeşlerim, son günlerde güvenlik güçlerimizi hedef alan menfur saldırılar neticesinde şehit olan evlatlarımıza Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmet, yaralılara acil şifalar, kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı, sabır ve metanetler diliyorum. Bu menfur saldırılar aziz milletimizin daha çok kardeş olma ve beraber yaşama azim ve kararlılığını ziyadesiyle artıracaktır. Milletimizin birlik, beraberlik, huzur ve kardeşliğini bozmayı hedefleyen, bu saldırıları gerçekleştirenler, sahip olduğumuz kardeşlik ruhu ve iradesi karşısında emellerine asla ulaşamayacaklardır. Ve husrana uğrayacaklardır. Bugün acımızı yüreğimizin derinliklerinde hissederek, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterme, sabır ve metanet ile aziz şehitlerimize dua etme günüdür. Bu vesileyle evlatlarını bu ülke için feda eden ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, şehit evlatlarımıza bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Fekali Aleyhisselam. Elhamdülillah.